Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size daha önce de gösterdiğim gibi Instagram'da storylerimizde buggy yapıyoruz şu anda. Buggy'deki Doğan Selex defansiyelini kitleyeceğiz. Araziye çıkacağımız için offroad modeline çevireceğiz. Bunun nasıl yapıldığını Ercan abim sizlere gösterecek. Daha sonra ne işe yaradığını, artı ve eksi yönlerini sizlere anlatacak. Videoya başlamadan önce de bir like atarsanız, hala da kanala abone değilseniz, kendinizi otomotiv sektörüyle alakalı geliştirmek için, bilgiler almak için kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca bizleri Instagram ve Facebook adreslerimizden takip edip oradan da storylerimizden falan yapılacak işlemleri yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. O zaman lafı fazla uzatmıyoruz ve sözü Ercan Eroğlu'na bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi defransiyelin hem faydasını hem zararını söyleyeceğim. Aracın defransiyelini kitlemek, böyle dağ bayır, köyde yaşayan insanlar yağmur yağıyor, kar yağıyor, araçlarıyla çıkamıyorlar. Tekerlek kaymaya başlıyor, biri dönüyor, biri duruyor. Burada defransiyel kitle olmadığı için Tofaş araçlarında veya diğer araçlarda bunu biz kendimiz kaynatarak kilitliyoruz. Kilitlediğimiz zaman da aynı anda dönüyor tekerlek. Aynı anda döndüğü zaman da biri dönüp biri dönmeme olmuyor. Tabii bunun avantajı bir de dezavantajı, yani kötü tarafı, asfalta çıktığınız zaman böyle manevra yapacağınız zaman bir tekerlek çok dönüyor manevra esnasında. Dışta kalan daha çok döndüğü için arabada kasma oluyor. Kasma olduğu zaman da tabii ki ilerleyen zamanda akis kesmesi. Araba, nasıl diyeyim ben size, hissediyorsun zaten böyle vurdurarak gidiyormuş gibi yanlatıyor. Her zaman yanlaman gerekecek. Yani bir viraj döneceksin, ufak bir virajda yanlaman gerekecek. Bunun için yani ben pek tavsiye etmiyorum şehir içinde kullananlar için. Köyde veya arazide offroad araçları için kitlemek, bu aracımız gibi kitlediğin zaman hiçbir takılma, kalma olmuyor. Aynı anda döndüğü için istediğin yere çıkabiliyorsun. Şimdi isterseniz videoya geçelim ve nasıl kitlediğimizi görün. Evet arkadaşlar, videoyu izlediniz, gördünüz. Bu şekilde yapıyoruz. Çok zor bir işlem değil ama yine de işin ustasına götürüp işin ustasına yaptırmanız siz için daha iyi. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımızda da birçok eğitici video var. Bunları izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.